Sana bunu bir kere söyleyeceğim ve bir daha tekrar etmeyeceğim. Behram adı var, benim ailemi katletti. Ve bunun bedelini de torununun elinden ölerek ödedi. Diğer adı varlarla hiçbir derdim yok. Benim derdim olma kuzum. Sokak çocuklarıyla uğraşmayı hiç sevmem. Ferman. Davetsiz misafirimiz gidiyordu. Senin ömründen alıp ihtiyacı olana dağıtacağım. Polisler gelmek üzere. Beni şimdi uğraştırma böyle sorgu, araştırma falan. Burada bitmedi ha. Daha heyecanlı. Burada bana ait biri var. Ucunda ölüm olsun, onu gelip alacağım. Önümde durdurabiliyorsan. Lütfen. Şimdi değil. Abi ne yaptın? Bir şey bulabildin mi? Abi. Dila burada Cihan. Emin misin? Yengeyi gördün mü? Ev Dila kokuyordu oğlum, eminim burada. Bu iyi haber değil mi abi? Ne işi var lan Dila'nın Ferman'ın yanında? Var oğlum bu işte bir yamukluk, artık Dila'yı tehditleme, neyse zorla tutuyor kesin. Abi bak, ipin ucunu yakaladık nasıl olsa. Şimdi gidelim güzel bir plan yapalım, ondan sonra bir operasyon. Sonrası yok Cihan. Sonrası yok, hemen bu akşam. Dila'yı bu herifin elinden kurtaracağım. Thank you.
Abi bu Ferman yengeyi nerede, nasıl buldu ya? Bilmiyorum Cem, bilmiyorum da öğreneceğim bu akşam. Cem bak, bu ev kime aittir, nedir ne değildir bana bir öğrensenize. Tamamdır. Evin planı da lazım. Neden abi? Bu sefer kapıdan değil bacadan gireceğiz. Peki evi son anda değiştirirlerse? Yok yok, bu Ferman o tarz bir herif değil. Kaçak dövüşecek olsa karşıma çıkıp açık açık kim olduğunu söylemezdi. Ha, herif tehlike yani. Yasal işlemler neyse başlasın. Açsınlar mezarı da. Artık test mi yapıyorlar, ne yapıyorlarsa bir şekilde yani... Burada yatan babam mı değil mi öğrenmem lazım. Yalnız prosedürü zaman alacaktır. Tamam, ne alıyorsa alsın. Bana gerçeği verin de zaman sizin olsun. Tamam. Benlik bir şey olursa ararsın beni. Olur. Hadi kapat, arayacağım ben seni. Tamam. Abi çocuklar tamamdır. İyi tamam, yerleşsinler evin oraya. Akşam gireceğiz içeri. Yalnız bir şey daha var. Bu ev var ya, Toruk Holding'e ait görünüyor. Şey değil mi ya bu? Kentsel dönüşüm işlerini yapan şirket. Aynen o. Ha. Tamam mı? Ferman Koroğlu'nun legal yüzü o şirket demek. Ulan Ejder. Tövbe estağfurullah. Zahir amca, bu kentsel dönüşüm zımbırtısı biraz dallı budaklı çıktı. Ne yani? Şimdi sen bana yardım etmeyecek misin? Yok yok, olur mu? Sözüm söz. Sen istemediğin sürece senin arazini senden kimse alamaz. O cepte. Şimdi bizim avukatlar bakıyor. Ne yapılır, ne edilir? Hakların neler falan. Senden tek istediğim bu süreçte hiçbir belgeye falan imza atma, olur mu? Ya beni zorlarlarsa? Hiç. Kızımla, torunumla birlikte yaşıyorum ben. Sen bunları dert etme. Bak bizim çocuklar da seninle beraber olacak. Tamam. Ben bu işe bir çözüm yolunu bulana kadar senin malın da canın da bana emanet. Tamam mı? Tamam. Allah razı olsun senden. Cümlemizden, cümlemizden. Sağ ol, ayağına sağlık. Abi. Önce yenge, şimdi mahalle. Bu ferman başımızı çevirdiğimiz yerde bitiyor. Ben o çıkıntıyı temizleyeceğim, temizleyeceğim de. Önce Dila. Dila'yı bu akşam o herifin elinden kurtaracağım Cem. Sağ ol anacığım. Afiyet olsun. Kartal nasıl buldun? İyi. Her zamanki gibi. Bir yolunu bulup çıkaracağım onu içeriden. Biliyorum oğlum. Nasıl mesela? Hapisten mi kaçıracaksın? Hayır, çünkü Kartal'ın lehine hiçbir delil yok, şahit yok. Elimiz kolumuz bağlı. Kumru. Ne kumru ne? Merak ediyorum. Malum onun dünyası bizimkinden farklı ilerliyor. Hak hukuk ne diyorsa o olacak. Biz de elimizden geleni yapacağız. Tabii ya. Hı. Hazır mısınız Cem? Hazırız, kapıdayız abi. İyi geldim. Oğlum yemeğini bitir bari. Acil anacığım, çıkmam lazım. Ben de gazeteye gidiyorum. Çok gecikmem. Bakma öyle, mecburum. O senin belinde olduğu sürece ben senin kardeşin değilim.
Bak sırf annemin hatırı için buradayım. Sen de bunu unutma. Cihan kim duruyor burada? Koray'la Nadir. İyi hadi. Civcivli lan bu akşam burası. Ben de anlamadım valla. Davet hesabı. İllegal bir şey bağlayacak kesin. Erteliyor muyuz abi? Yok. Bu gece gireceğiz. Dilay'ı oradan almadan bana çıkış yok. Bu akşam gözünüz giriş çıkışlarda olsun. Kuzgun Cebeci misafirimiz olacaktır. Ya gelmezse? Öyle bir ihtimal yok. Fiko, şu planı versene. Şimdi, evin iki tane giriş kapısı var. Bu iki kapıda da işte güvenlikler, korumalar falan. Bu arka kapıyı genellikle personel kullanıyor. Biz de oradan gireceğiz. Kapıya kadar beraberiz, sonrasını ben kendim halledeceğim. Abi ıh geliyor. 15 dakika sonra konuştuğumuz yerde ol. Tamam. Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Birbirinizi sevin. Ama sevginin üzerine bağlayıcı anlaşmalar koymayın. Bırakın yüreklerinizin sahilleri arasında gelgit çalkalanan bir deniz olsun sevgi. Birbirinizin kadehini onunla doldurun ama aynı kadehe eğilip içmeyin. Ekmeğinizi bölüşün ama aynı lokmayı dişlemeye kalkmayın. Şarkı söyleyin, dans edin, eğlenin birlikte. Ama ikinizin de birer yalnız olduğunu unutmayın. Çünkü lavtadan dağılan müzik aynı ama nameleri çıkaran teller ayrıdır. Yüreklerinizi birbirine bağlayın ama biri ötekinin saklayıcısı olmasın. Çünkü ancak hayatın elidir yüreklerinizi saklayacak olan.
hep yan yana olun. Ama birbirinize fazla sokulmayın. Çünkü tapınağı taşıyan sütunlar da ayrılır. Çünkü bir servi ile bir meşe birbirinin gölgesinde yetişmez. İdare ettim sanki. Buraya kadar şairden yardım aldım. Ama bundan sonrasını sensiz yapamam. Şairin dediğini yapmak için ve daha fazlasını yapabilmek için sana ihtiyacım var. Biz Zila'nın sağlığı ve güvenliği için saklanıyor sanıyorduk. Meğer o Ferman Koroğlu'nun yanında aşk mı iş peşindeymiş. Ben de çok şaşırdım ya. Aylardır Ali'nin ortağı diye bildiğimiz adam Dila'ya bakan kişi çıktı. Mutlu gecemizde nişanımızla Dila, bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Dila allak bullak oldu. Hatası dahak etti herhalde. Keşke. Ben onu Kuzgun'u unutabileceğine inanmıyorum. Tamam. İyi misin? Hemen geliyorum. Tamam.